Arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde gördüğümüz bu güzel çantamızı çalışacağız. Çantamızı 3 parça halinde örüyoruz. Birinci parça yüzünün bir tanesi, ikinci parça ikinci yönü, üçüncü olarak da kapak kısmını örüyoruz. Sap kısmını parça olarak saymıyorum. Nasılsa o kısım örülecek bölümlerden bir tanesi. Her iki parçamızı birer birer ördükten sonra birleştirmesini arka kısımdan dikerek yapıyoruz. En son bu görmüş olduğumuz arkasından dikiş attığımız önden de düğme ile bağlantısını kurduğumuz üst kapak kısmını örüyoruz ve çantamızı tamamlıyoruz. Sapını dilediğiniz uzunluk gelene kadar örebilirsiniz. Kullanım alanına ya da kullanacak kişinin yaşına göre değişebilir. Yani zevkinize göre sap kısmını ayarlamasını çalışalım. Evet, çantamızı kolay gelsin diyerek hemen örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Çantamızı örmek için orta kalınlıkta ipimi kullanıyorum. Şu şekilde bakınız. Normalde diğer bebe iplerimizin kalınlığı şöyleydi, bakınız, kıyaslayabilirsek. İpimin bandı kaybolduğu için gösteremiyorum ama orta kalınlıkta herhangi bir ip olabilir. Eğer ipiniz ince ise dilerseniz iki kat olarak da kullanabilirsiniz. Evet, sihirli halkamızı yaparak örmeye başlayalım. Ben bir parçasını örerek hazırladım. Şu şekilde örmeye başlıyoruz. Sihirli halkamızı yapıyoruz. Etrafında sürekli gidiş gelişlerimizi yaparak çantamızı tamamlıyoruz ve en son bitirdiğimizde de bakınız şuradaki görmüş olduğumuz işlemimizi de tamamlıyoruz iç kısmına dikmemiz için. Ve tığ numaramı hatırlatmak istiyorum. Tığ numaramı da ipimin kalınlığına uygun olan 3,5 numarayla örüyorum. Evet, sihirli halkamızı yaparak hemen örmeye başlayalım. Bakın, sihirli halkamızda çok farklı alma yöntemleri var. Bakınız, işaret parmağıma ipimi doladıktan sonra orta parmağımın altından geçiriyorum. Sonra üzerinden çarpı işlemi yaptıktan sonra araya giriyorum ipimin altına ve diğerinden alarak zincirimi çekmeye başlıyorum. 2 3 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum ve halkamın içerisine girerek trabzanlarımı birer birer örüyorum. Toplamda 7 tane trabzan olana kadar örüyorum. Zincirimizle birlikte 2, 4, 5, 6 ve 7. Birinci sıramızda 7 tane trabzanımızı ördük ve halkamızı şu şekilde sıkıştırdım. Hemen ikinci sıramıza başlayalım. İkinci sıramıza ise bitirdiğimiz yönde 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Örgümün arka yönünü çeviriyorum. Hemen dibine, bakınız, hemen dibine bir tane trabzanımı batıyorum. 2 tane oluyor. Bir zincir, bir dibine battık. 2 trabzan. Diğer trabzanlarımızın da tamamını 2 trabzan olarak örüyoruz ve toplamda 14 trabzan sayısına ulaşıyoruz. Hepsine ikişer defa batalım. 14 trabzanımızın hepsini tamamladık. 3 tane zincirimi çekiyorum. Bitirdikten sonra bir tane daha zincir ilave ediyorum. Toplamda 4 tane zincirim oluyor. Örgümün arka yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen sıradaki trabzanımın üzerine batıyorum ve bir tane ikili trabzanımı örüyorum. Bu üçüncü sıramız. Bir zincir çekiyorum. Sıradaki trabzanımın üzerine batıyorum. Yine trabzanımı örüyorum. Tekrar bir zincirimi çekiyorum. Bir tane trabzan örüyorum. Bir zincir, bir trabzan şekliyle 14 tane trabzanımızın ve her birinin arasına birer tane zincirimizi ilave ediyoruz. Ve bu üçüncü sıramız. 1, 2, 3 sıramızı tamamladık. 4. sıramıza başlıyoruz. 4. sıramız için 3 tane zincirimizi çekelim. 1, 2, 3. Örgümün yönünü çeviriyorum. Bu görmüş olduğum bir zincir çekmiş olduğumuz bütün aralıklara 2 tane trabzanımızı örelim. 1 ve 2. Diğer bir zincirimin içerisine 1 ve 2. Sırasıyla 1 2. Birer birer
İlerliyoruz bakınız. Her bir kutunun içerisine iki trabzanımızı örelim ve sıramızı tamamlayalım. En son bakınız iki tane trabzanımı ördükten sonra sıra başındaki trabzanımızın da tepesine bir tane batıyoruz. Ve bu şekilde bir sıramızı daha tamamlamış oluyoruz şöyle görecek olursak. Şimdiki öreceğimiz sıramızda başını dolayarak bütün trabzanlarımızın üzerine birer birer batıyoruz. İki tane zincirimizi çekerek başlayalım. İki zincirimi çektim. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen ikinci trabzanımın üzerine gelip batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Diğerini tek seferde bir uçtan diğer uca kadar bütün trabzanlarımıza bu işlemimizi yapıyoruz. Tek seferde çekiyorum. Başını doluyorum. Trabzanın tam tepesine batıyorum. Ve bakınız bu şekilde ilerleyelim. En son trabzanımızın olduğu yere kadar birer defa batarak geldim. Şimdi yeni başlayacağımız sıramızda ise buradaki bakınız bir zincir, bir trabzan, bir zincir, bir trabzanı yaptığımız yerdeki işlemin aynısını tekrar ediyoruz. 4 tane zincirimizi çekerek başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Örgümüzün yönünü çevirip hemen tığımın başını doluyorum. İlk trabzanımın tepesine gelerek batıyorum ve örüyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Aşağıdaki trabzanımın üzerine batıyorum. Tekrar bir zincir. Sırayı hiç atlamadan bu şekilde ilerliyorum. Her trabzanın üzerine batıyorum ve aralarına bir tane zincir. Evet, sıramızı tamamladık. Bir zincir, bir trabzanımızı örerek geldik. Şimdi her bir zincir yapmış olduğumuz yere ikişer defa başını dolayarak batacağız. Burada trabzan olarak örmüştük. Burada ise sadece başını dolayıp batacağız. İlk iki tane zincir çekerek başlıyorum ilk işlemimi. Tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Aradaki trabzanımı örmeden yine kutunun içerisine geçiyorum. 1 ve 2. Tekrar 1 ve 2. Yine bütün kutumuzu başını dolayarak batıyoruz ve diğer uca kadar ilerliyoruz. Sıramızın tekrar başına geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 8. sıramızı öreceğiz. 8. sıramızda yine 3 tane zincirimizi çekerek başladım. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakınız ilk 2 tane atmış olduğumuz tek trabzan ördüğümüz yer vardı. Arasına giriyorum ve 4 defa dolduruyorum. 1, 2, 3. Trabzanlarımın sayısını tamamladıktan sonra ikinci kutucuğun içerisindeki 2 defa battığımız trabzanlarımızın tam arasına girerek yine başını dolayıp batıyorum ve tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki görmüş olduğumuz gibi kutunun içerisine 4 tane trabzanımı yine örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Tığımın başını doluyorum. Hemen sıradaki kutunun içerisine batmış olduğum trabzanlarımın tam arasına giriyorum, batıyorum. Bir kutumuzun içerisine batıyoruz. Bir kutumuza 4 tane trabzan örüyoruz. Şimdi sıradaki kutumuzun içerisine yine 4 tane trabzanımızı örüyoruz. Her iki trabzanımızın arasına giriyorum. 1, 2, 3 ve 4. Başını doluyorum tığımın. Hemen araya giriyorum ve kapatıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet, sıramızı tamamladık. Bir sonraki sıramızda ise sadece zincirlerimizden yuva hazırlayacağız. Bir sonraki öreceğimiz bölümümüz için. Şimdi alıyorum tığımı. 3 tane zincirimi çekmiştim. Zincirimi çektikten sonra hemen bakınız 4 tane trabzanımızın 1 ile 2'nin arasındaki olan bölüme giriyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirimi çektikten sonra diğer 4 trabzanımızın olduğu yerin 1 ile 2'ye batıyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra bu kez 2 ile 3'ü atlıyorum. Bakınız şu şekilde tam araya batıyorum. 3 ile 4'ün arasına gelerek batıyorum. Bakın bir başta
Hemen birden sonraki kısma batıyorum. Sondan da bir önceki bölüme batıyorum. Ortada iki tane trabzanım kalıyor. Arada yine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 4 trabzanımın ilkinden sonraki yere hemen batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Son trabzanımın hemen öncesine batıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. 4 ile 3 arasına bakınız. Batıyorum. Ve bu şekilde sıralarımızı tamamlayıp gelelim. Bu yuvalarımızı bu şekilde hazırlamış oluyoruz. Sıramızın ucuna kadar yuvalarımızı üçer zincir çekerek hazırlayıp geldim ve en son trabzanımın olduğu yere battım. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. İlk yuvamın içerisine 5 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 trabzanımı ördükten sonra hemen yandaki hazırlamış olduğum kutunun içine gelerek bir tane sık iğne ile batıyorum. Tekrar 5 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3, 4 ve 5. Yandaki yuvamıza sadece sık iğne ile batıyorum. Bir tane yuvaya trabzanlarımızı, diğer yuvaya sık iğne olarak batışımızı yapıyoruz ve sıramızın başına kadar ilerliyoruz. Evet, çantamızın en son sırasını ördükten sonra alt kısmının çalışmasına başlayacağız. Bakınız, bu sıramızda şu kısmı şimdi ördük. Buradaki görmüş olduğumuz kısmı ise şimdi çalışmaya başlayacağız. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak trabzanımı yandan giriyorum. Ve ikili trabzan şeklinde örüyorum. Sırasıyla devam ediyorum. Sıradaki trabzanımı örüyorum. Ve birer birer ilerliyorum. Yandan giriyorum. Örüyorum. Dışa doğru kabartıyoruz. Bakınız şuradaki belirginliği sağlamış oluyoruz. Tığımızın başını dolayalım. 5. trabzanımı örüyorum. Aradaki batmış olduğumuz sık iğnemin de yanından girerek bu kısmı da kabartıyoruz. Yoksa delik oluyor. Hoş bir görünüm olmuyor. Tekrar bir, bakın sırayla yandan girerek trabzanımızı örüyoruz. Şöyle. Dışa doğru kabartılı ve belirginlik oluyor. Altta ise bu sıramızı tamamladıktan sonra bir sıra daha geleceğiz. Diğer parçamızda sadece kabartılıyı ördük. Aradaki sırayı örmedik. Her ikisine de ördüğümüz zaman çok geniş olabilir. Tabii daha geniş isteyen arkadaşlarımız her ikisine de örebilirler. Evet, şimdi uca kadar ilerleyelim. Sonrasında yine görüşelim. Sıramın başına kadar kabartılarımı örerek geldim. Bakınız. Şimdi enine bakmak istiyorum. Şuradan kabartının birinden diğerine kadar 21 santim. Yani birbirimizin örgüsüyle kıyaslayalım ölçülerimizi ve devam edelim. Burada diğer parçamızda bir sıra örmüştüm. Burada ise iki sıra öreceğimizi söylemiştik. 3 tane zincir çekerek başlıyorum. Ve her bir trabzanımın üzerine bir tane trabzanımı örüyorum. Başka işlem yapmıyorum. Birer birer bakınız direkt tepesine batıyorum. Ve ilerliyorum. Örgümün sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Evet, son trabzanımıza kadar örerek geldim. Şöyle ipimi uzun kopardım. İğnemi taktım. Her iki parçamızı şimdi dikeceğiz. Şöyle bakınız. Düz yönlerimi dışarıya alıyorum. Düz yönlerim dışarıda. İçten şu şekilde karşılıklı denk getiriyorum. Ve dikmeye başlıyorum. Bakın şöyle ipimin olduğu yeri diğerini yaklaştırıyorum. Sırasıyla birbirine ilmeklerimizin üzerinden geçirerek dikiyorum. İlmeklerimi alıyorum, bakınız. Dolaştıra dolaştıra dikeceğiz.
Çok asılmayalım. Düzgün bir şekilde dikmeye gayret edelim. İpimiz biraz tabii sert kalmakta. Evet, şimdi yönünü çevire çevire dikiyorum. Bakınız, yaklaştırarak birbirlerine. Üst kısımlarını alıyorum. Evet, dikmeye devam edelim. Çantamı bakınız, diktim güzelce. Şöyle. Gayet şık oldu. Şu kısım iki parmak kalınlığında, alt kısmı tamamlandı. Şimdi kenarlarını tığlamaya başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Ve şuradan başlıyorum. Bakınız, kirpik yapmış olduğumuz kabartılının yanından başlıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak aynı yere batıyorum. İpimi de alttan gizlemek istiyorum. Daha sonra tekrar tığımın başını doluyorum. Bir ve aynı yere ikinci kez batıyorum. Her trabzana ikişer defa batarak ilerleyelim. Şimdi bakın, şu kısmı yapmaktayız. Tığımın başını doluyorum. Bir ve iki. Tekrar bir sonraki trabzanın olduğu yere geliyorum. Bir ve iki. Her trabzan aralığına ikişer ikişer batalım. Tek seferde başını dolayalım, çekelim. Başını dolayalım, çekelim. Evet, bakınız şimdi şu kısmı bu şekilde hallediyoruz. Şöyle başlangıçtan beri örerek geldim. Ve devam edelim. Tığımın başını doluyorum. Tam ortadaki sihirli halkayla yaptığımız yeri de örüyorum. İki defa diğer tarafa da geçtim. İkişer ikişer bu şekilde ilerleyelim. Evet, ikişer ikişer batarak geldim. Diğer tarafı ördüm bakın. Şimdi bu yönü de ikişer trabzanımızı örerek geldim. En son noktadayım. Şuradaki görmüş olduğumuz geçiş yerindeyiz. Bu kısmı birlikte yapalım. Tığımın başını doluyorum. Trabzanımı bir, iki defa örüyorum. Hemen yanındakine tekrar batıyorum. Bir, iki. Diğer trabzanımı yine bir ve iki defa örüyorum. İki tane yönümüzün birisini örmüştük. Bir tane de birisine, toplamda üç tane alt sıramız var. Evet, şimdi başlangıç noktama gelerek batıyorum. Ve tamamladım. Bir uçtan diğer uca kadar işlemimizi bu şekilde tamamladık. Bir tane zincirimi çekiyorum ve geri dönüyorum. Tığımın başını doluyorum. Geçişimi yapıyorum. Şimdi çantamızın askı bölümünü çalışmaya başlayalım. İstediğiniz kalınlığa göre ya şu kısmı bile tüm yapabilirsiniz ya da daha az da çalışabilirsiniz. Şimdi birlikte ölçümüze bakalım. Tığımın başını doluyorum. Trabzan olarak örüyorum. 1. İkili trabzan. 2. 3. Şöyle bakalım. Halen bakınız şu kısmın içerisindeyiz. Ve 4. 4 tane ördüm. 1, 2, 3. Yönünü çeviriyorum. Hemen ikinci trabzana batıyorum. Çünkü zincirimiz birinci trabzan oldu. 2, 3 ve ikili olarak batmış olduğum bir önceki trabzanımı da batıyorum. 5'er 5'er örmek istiyorum. Bakınız. 5 trabzan olarak askımı uzatıyorum. Sizler de kalınlığını isterseniz birazcık daha taşırabilirsiniz, kalın olmasını istiyorsanız, ama bu ölçü gayet ideal. Küçük yapabilirsiniz ama daha büyüğü çok hoş olmayacaktır. Evet, 5'er trabzan örerek diğer çantamızın yan kısmına doğru ilerleyelim. Evet, çantamızın askısını istediğimiz uzunluk ölçüsü olana kadar örmeye devam edelim. Ve ben bu kadar uzunluk benim için yeterli. Çok uzun olmasını istemiyorum. Çünkü biraz da takınca sürme payı oluyor. Şöyle tutuyorum, düzelterek diğer yanına geliyorum çantamızın. İlmeğimi alıyorum. Ve birleştiriyorum. Şöyle ilmeğimin yönünü değiştiriyorum.
Direkt birleştirme işlemini yapalım. Trabzan örmemize gerek yok. Yeteri kadar trabzanımızı ördük. En son trabzanımın da üzerine batıyorum. Evet, bu şekilde çantamızın sapını birleştirdik. Çantamızın ön kapağını çalışmaya başlayalım. Sihirli halkamızı yine yapıyoruz. Üst kısma tutuyorum. İpimi alıyorum. 1, 2, 3. Eğer sihirli halka bilmiyorsanız 6 tane zincir çekip 6. ile 1.yi birleştirerek içerisine 12 tane trabzanımızı dolduralım. Şimdi halkamızın içerisine 2, 3, 4, 5, 6, toplamda 12 tane olana kadar dolduralım. Tam 12 tane trabzanımı ördüm. Halkamın ucundaki bakınız ipimi asılıyorum. Sımsıkı asıldıktan sonra birinci zincir çekerek oluşturduğumuz trabzanımın tepesine gelerek batıyorum. Ve ilk sıramızı tamamlıyoruz. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen dibine bir tane trabzanım örüyorum. Bu sıramızda 12 tane olan trabzanımızı her birisinin tepesine birer tane batarak 24 tane trabzan sayısına ulaşalım. 1, aynı yere tekrar batıyorum. 2, ilerliyorum. 1, aynı yere tekrar batıyorum. 2, tekrar aynı yere batalım ve bütün sıramızı her trabzanımıza ikişer ikişer batarak toplamda 24 trabzana tamamlayalım ve bitirelim. Sıramı tamamladım. Başlangıçtaki çekmiş olduğum 3 zincirin üzerine gelerek batıyorum ve ikinci sıramız bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi 3. sıramıza başlayalım. 4 zincir çekerek başlıyorum. 2, 3 ve 4. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki trabzanımın üzerine bir tane batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Trabzanımın üzerine batıyorum. Bu sıramızda bir zincir bir trabzan olarak örelim. Her trabzanımızın üzerine mutlaka örüyoruz. Aralarına ise birer tane zincirimizi çekiyoruz. Sıramızı tamamladım. Bir zincir bir trabzan örerek sıra başına kadar gelerek battım. Tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen bir zincir çekmiş olduğum yere gelerek 2 defa trabzanımı örüyorum. Yuvanın içerisine 2 trabzan ördüm. Bir sonraki trabzanımın içerisine 1 ve 2. Diğer trabzan aralarında bulunan bir zincir yuvasının içerisine ikişer ikişer trabzanlarımızı örelim. Trabzanımızın tepesine batmıyoruz. Sadece başlangıçtakini battık. Aralardakini sadece zincir içerisine örerek başlangıç noktasına kadar ilerliyoruz. Sıramızı tamamladık. 3 zincirle çıkış yaptığımız yere gelerek batıyorum. Geçişimi yaptıktan sonra 2 tane zincirimi çekiyorum. 2 zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Her trabzanımın tepesine batarak bir defa başını dolayıp çekiyorum. Bir defa başını doluyorum, batıyorum, tek seferde çekiyorum. Başını doluyorum, batıp tek seferde çekiyorum ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet, başlangıç noktamıza geldik. Hemen birleşme işlemimi yapıyorum ve 3 tane zincir çekiyorum. Çekmiş olduğum 3 zinciri bir tane atlıyorum. Diğer yuvanın içerisine batıyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bir tane atlayıp diğerine batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir. Bir atlayıp diğerine batalım. 1, 2, 3. Bir atlayıp diğer trabzanıma batıyorum. Tekrar 1, 2, 3, bir atlıyorum, diğerine batıyorum ve başlangıç noktama kadar bu şekilde devam ediyorum.
Sıramızı tamamladık. Bakınız işlemlerimizi 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıramızı yaptık. Şimdi 7. ve son sıramızı öreceğiz. 3 zincirimi çektim. Başlangıç noktamın hemen dibine gelerek batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen ilk yuvanın içerisine girerek 6 tane trabzanımı örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 trabzanımı ördükten sonra hemen yanındaki sıraya gelip sık iğnemle batıyorum. Ve bir sonraki trabzanımın içerisine tekrar zincirimin içerisine tekrar giriyorum. 6 trabzanımı örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. Hemen yandaki zincirimin içerisine sık iğnemle batıyorum. Ve bu şekilde 6 trabzan bir sık iğne, 6 trabzan bir sık iğne şeklinde örerek başlangıç noktamıza kadar ilerliyoruz. Evet, kapağımızı bu şekilde tamamladık. Şimdi dikiş işlemine birlikte geçelim. Evet, örmüş olduğumuz kapağımızı şimdi çantamıza dikelim. Şöyle arka kısmından belirli olmayacak şekilde tam ortalayalım. Şu şekilde. Ön kısmına da geçecek. Yani ayarlamamızı uygun yapalım. Geri dönüşü olmayabilir. Yani sökmemiz gerekir. Onunla da uğraşmayalım. Şöyle iğnemi ben ipliğimi taktım. Masanın üzerinde diktiğim için tabii biraz zorlanıyorum. İlmeği aldığımız zaman yani elimizde daha rahat dikmekteyiz. Bakınız şu şekilde dikiyorum. Şuradaki kapak kısmına arkasına gelene kadar dikişimizi yapalım. Diğer tarafın dönüşümü yapıyorum. Tekrar. Diğer tarafı da dikelim, görüşelim. İç kısmına da şu şekilde dikelim. Burayı da kapatmış olalım. Sürekli bir potluk olmasın. Şöyle geniş aralıklarla. Evet, dikme işlemini tamamladım. Bir tane de düğmemi diktim. Çantam kullanılmaya hazır hale geldi. Düğmemizi şu görmüş olduğumuz trabzanlarımızı ördüğümüz yere şöyle takalım. Ayarlamasını yaptıktan sonra evet. Bir çalışmamızın daha bu şekilde sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek sağlık, mutluluk ve huzurla kalın inşallah. Görüşmek üzere.